Hoş geldiniz oyun militanları. Ben Yaşar karşınızda yepyeni bir Rise of Kingdoms videosu ile birlikteyim. Aslında bugün başka bir Rise of Kingdoms videosu gelecekti ancak o kadar çok yerlerden bilgi geliyor ve bir de güncelleme maili gelince bunu paylaşmaya karar verdim. Bunu hızlıca yapıp paylaşmaya karar verdim. Şimdi şu maili bir okuyalım sonra sağdan soldan duyduğumuz şeyleri sizlere anlatalım. Güncelleme 1.054 Bahar'ın doğuşu. Evet, Bahar Festivali etkinlikleri geliyor. Ay yeni yılı 7 gün yıl bugün boyunca. İşte bu bildiğiniz e, süsleme etkinliği. 35 heykellik olan değil, daha yeni 35 heykellik etkinlik gelmişti. 35 hey biliyorsunuz bir 35 heykellik geliyor. Bir e, klanca yaptığınız bir etkinlik geliyor. Bu da klanca yaptığımız etkinlik olacak. E, başka neler varmış? Uğurlu kırmızı paket, ikmalleri koru. Bu malzemeli, malzemeleri koru, ikmalleri koru mu olmuş abi? Silah eğitimi var. Malzemeleri koruyu, ikmalleri koru yapmışlar sanırım. Severiz malzemeleri koruyu. Hadi bakalım. 2. E, e, ne? Fırtına çarpışması etkinliği. Hmm. Ne bu? Hırsızlarımız Büyük Ökönüs'ün çok ötesine uzanıyor. Azgın denizler zafer açlığımızı dindiremeyecek. Ve büyük yelkenlerimizden güç alarak tüm dünyayı fethedene veya keşfedene kadar durmayacağız. Fırsatına çarpışmasında 10 vali açık denizlerde savaşmak üzere beşer kişilik iki takıma ayrılacak. Her takımın korumak zorunda olduğu mallarla yüklü birer ikmal gemisi olacak. Kazanmak için diğer takımın ikmal gemisini yok et. Deniz savaşları geliyor. Hadi bakalım. Etkinlikte 3 gemi türü yer alıyor. Her vali savaş meydanına girmek için bir tür seçmek zorunda. Her gemi türünün zafere ulaşmak için kullanabileceğin kendine has becerileri bulunuyor. Güzel. Fırtına çarpışması ile her vali savaş alanına eşit koşullarda sahip olacak. Ee, savaş alanına eşit koşullara sahip olacak. Valilerin sahip olduğu hiçbir bonus bu savaş alanında etki olmayacak. Yani Rise of Kingdoms'a gelen bu deniz savaşları modu. Ee, hiçbir şekilde komutan miktarınıza, doğru komutanlara sahip olmanıza, doğru birimlere sahip olmanıza bakmıyor. tamam Tamamen oyun içi eğlence amaçlı ee, bir oyun modu olarak geliyor. Deniz savaşları göreceğiz bakalım nereye gelecek. Etkinlik olarak gelir ki etkinlik olarak geldiği söyleniyor. Yani buraya değil. Şuradaki o ligi, Ark of gibi değil. etkinlik olarak gelecek. Tıpkı Olimpia gibi. ne kadar sürede bir gelir bilmiyorum. Ayda bir gelse bir hafta ayda bir gelse bir hafta oynasak yeter ya da 3 gün oynasak yeter bence. Olimpiyaya böyle spamlediler üzerimize sürekli olimpiya sürekli olimpiya ben bir yerden sonra olimpiya oynamayı bıraktım yani Çünkü hani yani ne ee, Kaç heykel alıyorduk 4 heykel mi geliyordu 6 heykel mi geliyordu hatırlamıyorum ben bir yerden sonra olimpiya oynamayı bıraktım eee, Ama bu yani Sürekli atma üzerime abi olimpiya gibi sürekli bunu üzerime atma ayda bir kere at 3 gün at oynayalım Oyn Olimpiyayı da aynı şekilde Lig sistemi getirdiler saçma sapan. Umarım bu da öyle bir şey getirmezler. Her neyse. Ee, bakalım. Devam edelim. Bir valinin fırtına çarpışması savaş alanına girebilmesi için belediye binası en az 7 seviye olmalı. Valiler valilere en iyi oynanış deneyimini sunmak için açık denizleri harbe açtık. Fırtına çarpışması etkinliğinde yapılan savaş kara, har kara harbinden tamamen farklı olacak ve valiler savaş gemilerini komuta etmek için devamlı imkanlara sahip olacaklar. Savaş gemilerinin becerileri için öfkenin etkinleştirilmesi gerekmiyor. Bu şekilde valilerin savaş gemilerini kullanma becerileri ve savaş meydanını gözleme yetenekleri sınanacak. 3 gemi türünün her birinin diğer türler karşısında kendine has güçlü ve zayıf yanları bulunuyor. Umarım dengelidir. Allah'ım umarım dengelidir. Umarım bir tanesi çok kırık değildir. Mesela Stan atan bir şey varsa o kırık oluyor abi. Çok kırık oluyor. Onu kullanıyor herkes. Ne bileyim. Üç gemi türünün her birinin diğer türler karşısında kendi hası ve geçtik işbirliği yapıp savaş ustalığını konuşturmaktan başka çaren yok. 3. Yeni şehir binası, müze. Şehre yeni bir bina geliyor. Müze geliyormuş. Müzede ne, payla Müzede ne kullanacağız? Bakalım. Valiler fetih sezonu başladıktan sonra şehirlerine yeni müze yapısını inşa edebilirler. Fetih sezonunda müzeyi inşa edebiliyoruz. Peki... Müzede her biri bir efsanevi komutana ait olmak üzere. Toplam 14 sergi yapılır. Valiler sergi sikkelerini kullanarak sergilerin kilidini açabilirler. Sergi yapmak çok umurumdaydı. Bakalım bize bir getirisi var mı? Şöyle e, gürültüyü keselim. Aa, neredesin? Nerede kaldık? Üçteydik, evet. Müzedeki ilk komutan sergisi... Caca, ee, Minamoto, Aethelflaed, Hannibal, Barker, Richard, Charles, Martinez, Jason, Mulan, Ragnar, Mehmet, Fridrik, Jules, Cesar ve Charlemagne için yapılacak. Ne? Bunu okumamıştım. 14 sergi yapılır. Valiler sergi sikkelerini kullanarak sergilerin kilidini açabilirler ve kutsal eser skilleriyle kutsal eserler satın alarak komutanlara yüksek güçler sağlayabilirler. lan. Yeni pay to win bir öğemiz hayırlı olsun. Artı bir pay. Yine pay to winlik geliyor abi. Oley be. Neymiş? Kutsal eser satın alacakmışız. Muhtemelen mağazada da olacak bu. Belli bir şekilde de kazanacak. Bak belli etkinliklerden de kazanılacak bu kutsal eser bence. Ama aynı zamanda mağazadan da satın alacak. Millet... Ee... Minamoto'sunu, Cacao'sunu, Jha, Etelflaed'ini, Barkas'ını yani böyle eski artık fetih sezonunda kullanmayan, komut kullanılmayan komutanlarını e güçlendirebilecek kutsal eser kullanarak. Wow. Ne kadar kırk olur bilmiyorum. E Yison geriye kesin kullanırız. Martel'e kesin kullanırız burada. Çünkü... Fetih sezonunda hala komut kullanılan komutan olarak Martel ve YSG'ye bakıyoruz. Onun dışında Cao Cao mesela kullansak acaba fetih sezonunda kullanılacak bir komutan haline gelir mi? Mesela Cao Cao'ya ben kutsal eser bastığımda Cengiz'den daha güçlü bir hale gelecek mi? Ziyang'ın arkasına Cao Cao mu koyarım? Bilmiyorum. Aa, ama bir Pei Twin öğe olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Haberlerinden biri de buydu Güçlen, e, güncellemeden sonra ya yani güncellemeyi okuduk okuduktan sonra komutanların eee buff alacağını artık birinci sezon komutanlarının bir şekilde bufflanabileceğinin haberini almıştım ben ki güncellemede yazıyormuş zaten Peki e, fetih sezonu esnasında farklı krallıklardaki valiler farklı komutanlara sahip olacak bunun sonucunda valiler arasındaki komutan gücü dengesi bozulacak. Yeni müze, sistem, yeni müze sistemini valilerin belirli komutanları güçlendirecek, güçlendirerek fetih sezonu mücadeleleriyle daha iyi başa çıkmalarına yardımcı olarak olmak için sunduk. Yani bir yandan da aslına bakarsanız e, aslında low spender free play'lerin de işine yarıyor. Çünkü zaten e, biz e, biz diyelim yani. Imperium krallıklar, büyük krallıklar. Balina oyuncuları zaten fetiş sezonu komutanları full şu anda. Nebusu, Gılgamış'ı, Amanitores'i, Artemis'i. Ee, Pakalı Harald'ı. Hani... Ziyang'ı, Chandragupta'sı bunların hepsi artık full insanlar fullediği için biz free to play da birinci sizin birinci sezon komutanlarınızı da bufflama yöntemi getirelim. Onlara karşı koyabilme şansı edinin. Kafasında getirilmiş olabilir. Ama şey olmazsa mesela Richard'ı buffladım Pakal'dan daha güçlü oldu. Olmazsa güzel olur. Çünkü o zaman da balinalar da bunu kullanmaya başlar. Sadece biz free to play kullanacağı hale getirip Et. Sadece etkinliklerden elde edilecek hale getirirseniz kutsal eserleri. Ve mağazada parayla satılmazsa müthiş olur. Teşekkür ederim. Eğer böyle olursa çok mantıklı. Çok mantıklı. Lilith'i tebrik ediyorum. Bakalım böyle mi olacak. Kayıp Krallık Çöl Fethi. Evet. Yeni bir Kayıp Krallık modu geliyor abi. Çöl Fethi diye bir e, kay, Kayıp Krallık modu geliyor. Çöl haritası olacak sanırım. Alıştığımız haritaların tamamen dışında. Abi bizim bir tane Çağlar'ın intikali vardı. Ne oldu o? <laughs> Lilith unuttu bunu. <laughs> ya kardeşim. Deneme amaçlı birkaç krallığı Çağlar'ın intikaline sen soktun. Sonra bu Çağlar'ın intikalinde eksiği gediği gördün sen. Bunu 6 aydır nasıl düzeltemedin ya? 1 senedir 6 aydır nasıl düzeltemedin bu Çağlar'ın intikalini sen? Nasıl ya? Adamlar çağların intikalini düzeltmeden çöl diye harita getirdiler ya. Çöl fethi getirdiler abi hadi bakalım. Evet Arap Arabistan'a gidiyoruz. Orta Doğu'ya gidiyoruz arkadaşlar çöl fethi. Yakında başlıyor güncellemenin ardından 2 hafta içerisinde birkaç krallık devreye girecek. Tabii ki önce 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 falan bu krallıklar var ya. Orada bir test edilecek bu. Bakılacak. Yerin altına gömülmüş muazzam miktardaki hazineleri bulmak için atalarımızın izini takip ettik. Arayışımız bizi terk edilmiş toprak yapılar ve çoktandır unutulmuş zaferlerin yükselen anıtları. Klasik, KVK, şan, şöhret falan filan. Yeni harita, yeni ve çorak bir çöl haritası. Onu fethedebilecek kuvvete sahip valiler. Ölüm Denizi, çöl fethi hikayesinde içinde hiçbir kaynak noktası ya da barbar kalesi bulunmayan... Uzun bir sıra dağ dizisiyle ayrılmış Ölüm Denizi arazisi yer alıyor. Aa, Ölüm Denizi'ne ışınlanamaz ya da buralarda inşa yapılamaz. Ee, bu bir çeşit kayıp e, karanlık sunak ya da antik kalıntı savaşına benziyor. T.P. atamıyorsun. Sadece açık alan savaşı e, inşa yapamazsın. Ölüm Denizi ve kaynak da yokmuş içeride. Peki neden oraya gidiyoruz? herhalde ele geçirilecek bir yapı var. Bilmiyorum. Kolosus evet. Ölüm denizinde bulunan kolosus heykellerini işgal ederek bonuslar ve yüksek miktarda itibar kazanabilirsin. İtibar diye bir mekanimiz olacak sanırım. Onur puanı gibisinden. Onur puanı mıdır acaba bu itibar? Bilmiyoruz. Zafer ulaşmak için kolosusları ele geçirmelisin. Kaleler. Ölüm denizinde iki, iki tür kale bulunuyor. Çöl kalesi, antik kale. Bunların ikisi de herhangi bir kamp tarafından ele geçirile geçirilebilir. Valiler bu çorak arazide stratejik olarak ilerleme kaydedebilmek ve daha fazla geçit, kolosus ve kutsal yer ele geçirmek için bu iki tahkimattan iyi bir şekilde faydalanmalıdır. Generaller bir kalenin idarecisi görevinin üstlenildiği hikayeye özgü bir rol. Herhangi bir koalisyon üyesi isterse kıtalarını bir kalede toplayarak yönetici generale bu kıtaları Uygun gördüğü şekilde garnizona almak toplama ve gönderme hakkı verebilir. Bunu bir daha okuyalım mı? Ee, herhangi bir koalisyon üyesi, ben herhangi bir koalisyon üyesiyim. İstersem kıtalarımı bir kalede topluyormuşum ve yönetici generale diyormuşum ki: "Kardeşim bu kıtaları uygun gördüğün şekilde garnizona alabilirsin." toplama ve gönderme hakkı yapabilir hakkına sahipsin. Yani ben kıtamı mı bağışlıyorum abi? Ben al benim kıtamı istediğin gibi kullan mı diye biliyorum. Wow. Wow, böyle bir şey mi olacak? Yanlış anlamadık değil mi? Ben bu cümleden bunu anlıyorum. Tekrar kral olmak istiyorum. Tekrar kral olmak istiyorum. Hepiniz kıtalarınızı bana verin. Ben yöneteceğim. <laughs> Bence eğlenceliydi. Şaka yapıyorum. Ee, tamam. Her şeyi de ciddiye almayın ya. Benim saçma sapan hallerimi. Ama garipmiş. İlginç. İlginç görünecek. İlginç görünüyor. İtibar. İtibar skorun, bireysel itibarının, koalisyon itibarının ve kamp itibarının birleşiminden oluşur. Onur puan işte. Ve düşman kıtalarının öldürülmesiyle, ağır yanlanmasıyla ya da kolosuslar ile kutsal yerlerin işgal edilmesiyle de kazanılır. Onur puanından daha üst seviye bir şey bu. Peki. Çünkü düşmanla savaştık, savaşırken de elde ediyorsun. Yüksek miktarda itibar kazanarak Açlı başarılarından ve onur lider tablosundan bir ödül kazan diyor. Şifa iksirleri şifa eksileri hikayede kamplar tarafından valilere verilebile, verilebilen hikayede kamplar tarafından valilere verilebilen veya düşman kuvvetleriyle çarpışarak kazanılabilen yeni bir kaynak türü Valiler bu şifa iksirlerini kullanarak hastanede ağır biçimde yara almış birimleri iyileştirme seçeneğine sahip olacaklar. Biz böyle bir seçeneğe zaten sahiptik. Ne şifa iksiri nereden çıktı şimdi? hastanede asker iyileştirebilmek için şifa iksirine ihtiyacımız var. Neden? Peki. Bu hikayenin yıllar içerisinde Kahraman Marşı ve 8. Savaş gibi fetih sezonu hikayelerini oynamış olan valiler için eşsiz bir deneyim olacağına umuyoruz. Çöl fetihinin ölüm denizi hikayeye stratejik zenginlik katıp seferin yoğunluğunu arttırırken kale ve genel sistemleri de valilerin kendilerine uyan bir hızlı savaş aramalarına olanak tanıyor. Peki. Garip. Yani şu şifa eksiri muhabbeti bir garip geldi. Hadi bakalım. Şu şifa eksiri bastığım anda tüm hastan hastanemi boşaltacaktı. Eyvallah. Büyük Osiris Ligi finalleri geliştirmeleri. Finallerin sistemi 3 oyunun galibi olarak değiştirdi. Tamam. Best of 3 yapılacak. Bir taraf 2 kez kazandığında karşılaşma sona erecek. Hazırlık aşaması dinlenme süresi tamamlandığında e, büyük finallerin katılımcıları sabitlenecek. Bir daha değiştirilmeyecek. Listede 30 öncü savaşçı 15 yedik savaşçı yer alacak. Savaş sona erdikten sonra listede hiçbir değişiklik yapılmayacak. Büyük finallerdeki valilerin güçleri daha adil bir çarpışma olması için değiştirildi. Peki. Şampiyonların ödülleri değiştirildi şampiyon birlik eklenen kişiler kişiselleştirilmiş totem etiketiyle zaferini sergileyebilecek. Evet bu KVK ödülüyle birbirine çok benziyordu. Yani şöyle 412 A'nın şurada yıldızı var ya mesela. O liginde de işte OV'nin iki yıldızı var mesela. O liginde başarısı falan olduğu için. Aynı zamanda da KVK kazandığı için çok benziyorlardı o yıldızla. Ya yani benziyorlardı değil birebir aynıydılar farklı olmaları mantıklı güzel. Um, hiçbir değişiklik yapılmayacak. Ee, büyük finallerdeki valilerin güçleri daha adil bir çarpışma olması bilmesi için daha adil bir çarpışma olması için değiştirildi demiştik. Ee, normalde 120 milyon güç veriyorlardı ya büyük finallerde herkesin 100 milyon 120 milyon gücü oluyordu. Bunu arttırıyorlar abi. Burayı okuduk. Diğer değişiklikler Cerali krizi etkinliğinin bir parçası olarak bir dizi rol beceri etkendi veya da değiştirildi. Varlar artık rol becerili tamam okey. Efsanevi itemlerden en büyük şan ve saklı hançer aksesuarlarının taslaklarına artık yumurta etkinliğinden ulaşabilirsin. Yumurta etkinliğinden elde edebilirsin. Ee, fetiş sikkesiyle almana gerek yok. Fetiş sezonunda elde ettiğiniz o sikkelerle almanıza gerek yok saklı hançer ve en büyük şanı. Bunu, bunu daha önceden duymuştuk zaten de Hazırlık hazırlıklıydık yani bunun geleceğini biliyorduk. Güncellendikten sonra, güncelledikten sonra Kayıp Krallık 1. sezonun ve daha sonraki sezonların Haşi Sefer'in alifesi etkinliğine girmemiş olan krallıklara özel kaynak demetleri 7 günlük seçkinin ikmal malzemeleri gönderilecek kaybı. Pay to win, pay to win. Bizi hiç ilgilendirmiyor. Pas. Pas. Ee, 4. Güncelledikten sonra sınırlı kaynak demetleri artık mı? Pas. Takeda Shingen'in uzmanlık becerisi ruyu, Gunga Gungaku'nun bazı dillerdeki hatalı açıklaması düzeltildi. Bu komutanın gerçek savaş gücü değiştirilmedi. Yazmış. İnandık inandık. Heh, bu, bunu kaç kere yaptınız? Komutan bufflandı. Komutan güçsüzleşti falan filan. Hadi bakalım. Takeda'ya neler olacak acaba? Peki. Güncelleme metnimiz bu kadardı. Ee, bildiğimiz diğer bilgiler ne kaldı lan benim? Benim duyum olarak aldığım şey. Ha zaten bunu Discord'da paylaşmıştım sizlere. Ee, ben zaten bir şeyin haberini aldığımda direkt rock gündemde Discord'da paylaşıyorum abi. Ee, yeni komutanlarımız, yeni süvari komutanlarımız bunlar çıktı. Bit Sonunda bir Rus komutan geldi abi. Oleyve. Nerede? Ha, bunu Şöyle koyayım aynen. Sonunda bir Rus komutanımız var. Alexander Yaroslavich Nevski. Ee, ve Jönet Ark ile birlikte savaşmış sanırım. Ee, bir eleman bu. Bertrand Guesclin. Yine Fransız. Ee, i̇ki yeni süvari komutanımız. Becerileri hakkında hiçbir fikrimiz olmamakla birlikte bunlar çıktı. Timur hayallerimiz suya düştü. Maalesef. Peki hala bundan haftalar önce böyle bir e, haber almıştık. E, eski krallıklardan World of Alliances. E, artık yeni KVK sistemi biliyor. Hala KVK'lar aynı bu arada. World of Alliances diye bir KVK gelmeyecek buraya. Buraya e, yeni bir sekme olarak yeni bir KVK gelmeyecek. World of Alliances ne işe yarayacak abi? E, Açıkçası krallıklardaki kambur güçü silecek abi. Süper bir şey olacak bu. Birçok Türk krallığı kendisinden olması gerektiğinden çok çok güçlü krallıklarla karşılaştığı için dağılıyor. Veyahut da mesela F krallıkları, D krallıkları daha oynanabilir olacak. Çünkü... F krallıkları diyorum, özür dilerim. D, D seed, C, C krallıkları daha oynanabilir hale gelecek. Çünkü... Aa, biliyorsunuz top 300 gücünüz Şunu kapatayım Biliyorsunuz top 300'deki gücünüz Krallıktaki top 300'deki gücünüz Sizi e, KvK'ya sokar Top 300 gücünüzün toplamı alınır e, Bu toplam güç ne ise KvK'da ona göre eşleşirsiniz Fakat World of Alliances'da bu olmayacak World of Alliances'da Krallığı KvK'ya sokmuyorsunuz Birliğinizi KVK'ya sokuyorsunuz. ne yapıyorsunuz? Birliğinizde işte 155 tane spot var, yer var. 155 yer var birliğinizde. Siz birliğinize sadece aktif oyuncuları, KVK'da savaşan oyuncuları alıyorsunuz. Ve o şekilde KVK'ya kayıt yaptırıyorsunuz. Ne oluyor? 60 kişi kayıt yaptırdınız değil mi? 60 kişi birlikte 60 kişi KVK'ya kayıt yaptınız ve 60 kişi o 60 kişi KVK'ya giriyor. Böylelikle krallıkta olan ne bileyim bırakılmış hesaplar, inaktif hesaplar, e, aktif olsa da oyunu tam anlamadığı için hala oynamayı öğrenememiş, hiçbir KVK'ya gelip katkı verememiş oyuncuların hesapları, farmerlar falan onları KVK'ya sokmamış oluyorsunuz bence. Müthiş bir güncelleme bu. Bunun nasıl uygulanacağı ile ilgili hala kafa karışık var ama e, fikir olarak çok güzel. Böylelikle daha az göç edileceğini düşünüyorum ben. E, çünkü birçok göç olayı da bu kambur güç muhabbeti yüzünden yapılıyordu. Daha az göç edilmesi müthiş bir şey olur. Hani muhtemelen kralın şöyle bir yetkisi de olacak. KVK ya, krallığı KVK'ya sok ya da birliği KVK'ya sok şeklinde. Tam olarak emin değilim. E, bu haftalar önce çıkmıştı ama paylaşmak şimdiye nasipmiş. Hadi bakalım. E, bir de şöyle bir haberimiz var. Sanırım KVK 2'ye göç artık e, kapatılacak gibi. Yani biraz daha göç sistemi değişecek muhtemelen. Henüz bu güncellemede yazmıyor ama işte o Vietnamlı ablanın videosunda e, Rise of Kingdoms Official Vietnam kanalında paylaşılan bilgiye göre ee, KVK 2'ye gö göçler kapatılacak gibi. Aslında bakarsanız KVK 2'ye göç baya popüler ama hani bir yerden sonra bu işin de durması lazım artık. Yine de e, biz Free Play Lost Planlar daha geçen videoda ben size böyle bir tavsiye vermiştim sürekli KVK 2'ye göçün diye. Şimdi bunun ne zaman geleceği belli değil ama e bir şekilde mümkün olduğunca göçü engellemeye çalışıyorlar. İnsanlar fark sadece insanların sadece şunu yapmasını istiyorlar. Farklı bir ekibe katılmak istiyorum kafasıyla. Keyfine göre göç etsin. Oyun onları zorlamasını istiyorlar. İşte biz kambur güçten dolayı göç ediyoruz. Bunu bizi yapmaya oyun mecbur ediyor. İşte biz ne, göç neden göç ediyoruz? Ee, fetih sezonuna Henüz komutanlarımız hazır değil. Fetih sezonunda harcayacağımız kristallere yet... Fetih sezonunda yeterli kristal kasamayacağımız, para yatıramayacağımız için KVK 2'ye göç ediyoruz. Bunu, bunu da bize oyun, oyun zorluyor. Yani bunu kaldırmaya çalışıyor görünüşe göre Lilith. Ancak e, şu kristal muhabbetini biraz düşürmeleri lazım. Aslında videoda bundan da bahsedilmiş. E, daha fazla kristal kazanılacak alan eklenecekmiş. Dolayısıyla biraz daha sanırım yardımı dokunacak kristal konusunda. Bakalım son durumlar ne olacak? Göreceğiz hep beraber. Peki, hala son olarak da şöyle bir mevzumuz var. PC beta niye hala betada? Niye tam sürüme çıkmadı? Ben yıl başında tam sürüme çıkacağını planlıyordum. Öyle düşünüyordum. Öyle planlıyordum. Ancak çıkmadı. Ablamız da Vietnamlı ablamız da şey demiş. Yani kısa bir gecikme olacak demiş. Demek ki aslına bakarsanız bu şu an çıkmış olması lazımdı tam sürüme. Fakat hala bir, bir miktar bug var, bir miktar çözülmesi şey var falan. Kısa bir gecikme demiş. Ee, Şubat ya da Mart artık tam sürümü göreceğiz gibi görünüyor. Hepimiz PC tam sürüme Şubat ya da Mart'ta kavuşacağız gibi gözüküyor. Ee, çıkar çıkmaz haberi benden alacağınıza emin olabilirsiniz. Ee, videoyu da burada bitiriyorum artık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Baya uzun bir güncelleme videosu oldu. Uzun zamandır Lillik'ten bu kadar fazla değişiklik görmüyorduk. Tabi buna yeni bir KVK haritasının gelmesi sebep oldu aslında. bakarsanız. Zamanımızın çoğu yeni KVK haritasını, yeni KVK modunu... İncelemekle geçti. Ancak diğer e, gelen şeyler de güzel gibi görünüyor. E, şimdi bir, bir faul görmedim. Deniz Savaşları da aynı anda geliyor. Bir Herhangi bir faul görmedim. Okey. İyi gidiyorsun Lilith. Umarım bunu bozmazsın. Hadi bakalım. Biraz daha free to play'e yaklaşırsan. Biraz daha Low Spender'a e yaklaşırsan. Belki bu oyun e, Supercell oyunları gibi bir popüler olabilir. Hadi bakalım. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Niye bunu söyleyemedim? Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.